أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Değerli kardeşlerimiz, geçtiğimiz dersimizde mazi meçhul çekimini görmüş idik. Birkaç ödevimiz vardı, inşallah onlara bir bakalım. Sonra yeni konumuza geçelim. Bunlardan birisi şekera fiilinin mazi meçhul çekimiydi. Bunu buraya yazdık. Evet. Şükira, şükira, şükiru, şükirat, şükirata, şükirne, şükirte, şükirtuma, şükirtum, şükirti, şükirtuma, şükirtunne, şükirtu, şükirna şeklinde olacak. Şekera fiilinin mazi meçhul çekimi. Bir de yine geçtiğimiz dersimizde birkaç fiil vermiştik. Onları meçhul yapacaktık. Mazinin nasıl meçhul yapıldığını anlatmıştık. Onlara da bir bakalım. Onları da meçhule çevirelim. Sonra yeni konumuza geçelim. Evet. Bunlardan birisi alime idi. Alime fiili. Meçhulü ne olacak? Ulime. Sondan bir öncekini kesre yapıyorum. Ondan önceki harekeller zaten bir tane var. Damme yapıyorum. Ehrace vardı. Ehrace. Üzerinde yapalım. Sondan bir öncekini kesre yapıyorum. Ondan önceki hareke olarak hemze var. Onu da damme yapıyorum. Uhrice oluyor. Selleme vardı. Selleme. Sondan bir öncekini kesre yaptım. Ondan önce hareket olarak sin var. Onu da damme yaptım. Süllime oldu. Katele vardı. Katele. Sondan bir öncekini kesre yapıyorum. Ondan önce hareket olarak kaf harfi var. Damme yapıyorum. Ancak fethadan sonra elif vardı. Dammeden sonra elif olamayacağı için dammeye münasip harekenin, dammeye münasip harfin vav olması dolayısıyla ne diyorum, nasıl yazıyorum? Kutile. Kutile şeklinde yazıyorum. Yani oradaki damme dolayısıyla elif vava dönüşmüş oluyor. Yine iktesebe fiilimiz vardı. İktesebe. Sondan bir önceki harekeyi kesra yaptım. Ondan önceki harekeliler ta, bir de hemze, üktü, sibe oldu. Yine teselleme vardı. Teselleme. Sondan bir öncekini kesra yaptım. Ondan önce iki harekeli var. Onları da damme yaptım. Tüsüllime oldu. İhranceme vardı. Sondan bir öncekini kesre yapıyorum. Ondan önce hareket olarak ra var. Damme yaptım. Hemze var. Damme yaptım. Uhrun cime oldu. Muzari fiil. Başında muzarat harfi bulunan fiillerdir. Tabii biz bunu tahtaya önceden hazırlık olsun diye yazdık. Bu sefer Nasara'dan değil de Şekera fiilinden yazmış olduk. Oradan görelim. Yeşkuru, yeşkurani, yeşkurune, teşkuru, teşkurani, yeşkurne, teşkuru, teşkurani, teşkurune, teşkurine, teşkurani, teşkurne, eşkuru, neşkuru. Nasara'dan çekecek olursak yensuru, yensurani, yensurune, tensuru, tensurani, yensurne, tensuru, tensurani, tensurune, tensurine, tensurani, tensurne, ensuru, nensuru şeklinde olur. Bu muzari çekimi. Muzari ne demekti? Şimdiki zaman Türkçesiyle, geniş zaman, bir de gelecek zaman anlamı ifade eden fiil idi. Mesela yeşkürü şükrediyor, şükreder,
şükredecek anlamlarına gelir. Yensuru yardım ediyor, yardım eder, yardım edecek anlamlarına gelir. Muzari fiillerin bir özelliği var. Muzari fiillerin başlarında muzaraat harfleri bulunur. Başlarında muzaraat harfleri bulunur. Yani muzarilik harfleri, onların muzari olduğunu gösteren harfler. İşte onlar da ya, ta, hemze, nun harfleridir. Ya, ta, hemze, nun. Bunları biraz kısaltmışlar. Eteyne harfleri diye, eteyne kelimesinde bulunan harfler diye söylemişler. Yensuru dediğimiz zaman, yensuru, yensurani, yensurune, ya var. Tensuru, tensurani dediğimizde ta var. Yensurune de ya var. Tensuru, tensurani oranın hepsinde ta var. En son ensuru'da hemze var. Nensuru'da da nun var. Dolayısıyla 4 tane muzaraat harfimiz mevcut. Şimdi bu muzari malum çekimi, bir de muzari'nin meçhul çekimi var. Muzari'nin meçhul çekimi var. Tabi muzari, bir fiili muzari nasıl meçhul yapılır? Bir fiili muzari nasıl meçhul yapılır? Onu da şöyle ifade edelim. Sondan bir önceki harf fetha yapılır. Muzaraat harfi ise damme yapılır. O halde yeşkuru'yu nasıl meçhul yaparız? Sondan bir önceki harfimizi hemen fetha yapıyorum. Muzaraat harfimi damme yapıyorum. Bu minval üzere çekiyorum. Bu yüşkeru'dan artık çekim yapıyorum. Ona göre de diğerlerini değiştiriyorum. Yüşkeru, yüşkerani, yüşkerune, efendim, tüşkeru, tüşkerani, yüşkerne, tüşkeru, tüşkerani, tüşkerune, tüşkerine, tüşkerani, tüşkerne, üşkeru, nüşkeru. Evet, üşkeru, nüşkeru şeklinde oluyor. Bu da muzari'nin meçhul hali. Muzari'nin meçhul hali. Bu söylediğimiz kural bütün muzari fiillerde geçerli. İster böyle üç harfli olsun, ister daha fazla harfli olsun. Aynı şekilde bu kural uygulanır. Onu da birkaç fiilden yine tatbikatını yapalım. Mesela yuallimu olsaydı, yuallimu. Bakıyoruz. Sondan bir önceki harfi fetha yapıyorum. Muzaraat harfi zaten dammeli. Onda aynen kalıyor. Dammeli olduğu için yuallemi olur. Mesela yektesibu olsaydı, yektesibu. Bakıyorum. Sondan bir önceki harfimi fetha yapıyorum. Muzaraat harfimi damme yapıyorum. Dolayısıyla yüktesebu oluyor. Aynı bu minval üzere muzari fiilleri meçhul yaparız. Şimdi bugünkü dersimizde demek ki muzari'nin malum halini, meçhul halini, muzari'nin nasıl meçhul yapıldığını, muzaraat harflerinin neler olduğunu görmüş olduk. Önümüzdeki ders için birkaç ödev verelim. Onlardan birisi, bugün şekere yazmış olduk. Dolayısıyla ketebeden ödev verelim. Ketebe fiilinin muzari, malum ve meçhul çekimini kardeşlerimiz yazsınlar. Bir de birkaç fiil verip onların da muzari meçhullerini bulalım. O fiillerimizde efendim yüsellimu olsun. Yüsellimu. Ondan sonra efendim yeteallemu olsun. Yeteallemu. Sonra yestefidu olsun. Yes. Bu biraz illetli fiil. Bunu vermeyelim. Biz yestahricu'yu verelim.
يَسْتَخْرِجُ bu olsun. Bir de bir de يَتَنَاوَلُ olsun. يَتَنَاوَلُ fiilimiz olsun. Şöyle يَتَنَاوَلُ fiili olsun. Bu fiillerin de meçhullerini yazalım inşallah. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Allah'a emanet olunuz.